Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim dışarıda yediğiniz sütlaçların birebir aynı tarifi diyebilirim. Çünkü ustasından aldım bu tarifi. Sağ olsun bana evde yapabileceğim ölçülere düşürerek tarifini verdi. Ben de sizlere yapıp göstermek istedim. Çok güzel oldu. 2-3 kere denedim. Muhakkak denemelisiniz ama lütfen birebir tarifini uyun. Malzeme listesini sıralayacağım şimdi. Ondan sonra yapımın aşamasına geçeceğim. Ondan dolayı pirinci falan yıkamadım. 1 litre süt, 1 su bardağı, 200 ml'lik su bardağından sadece şöyle bir parmak eksik şeker ve 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu nişasta. Nişastanın kaşıktaki doluluğunu da göstereceğim sizlere. Yarım çay bardağı, şöyle orta boy bir çay bardağıyla pirinç, yani 2 yemek kaşığı tepeleme dolusu diyebilirim. Bir pakette vanilya kullanacağım. İlk önce şimdi pirinci yıkayayım, koyayım haşlansın. Hemen ocağımın başına geçiyorum. Pirinci iyice birkaç suyla yıkadım. Üzerine de bolca su koydum. O arka tarafta artık iyice pişsin. Çok fazla pirinci karıştırıp kırmayın. Ara ara karıştırarak iyice pişirin. Sütü kaynatmak için tenceremi alıyorum. Altında yakıyorum hemen. 1 litre sütü tenceremin içine boşaltıyorum. Sütün altını orta ateşe getirdim. Şimdi artık kaynaması için bekleyeceğim. Gözünüz sürekli sütün üzerinde olsun çünkü taşabilir, dikkat edin. Pirinç de pişsin, ara ara kaşıkla karıştırın, dibini tutmasın. Süt kaynamaya başladı artık. Sadece bir kere karıştırdım pirinci de sütü de. Kaynamaya başlayınca 1 su bardağı şekerden bir parmak eksik toz şekeri ilave ediyorum. Birkaç kere şöyle karıştıracağım. İki dakika böyle kaynasın, birazcık şekerler erisin içinde. Pirinci süzdüm. Şimdi burada nişastayı karıştıracağım. O arada sütüm de kaynasın. 2 yemek kaşığı şöyle tepeleme dolusu nişasta. Çeyrek su bardağı, hemen hemen 4-5 yemek kaşığı kadar su ve bir paket vanilyayı ilave ediyorum. Bunları iyice yedireceğim. Yavaş yavaş ilave ederek hızlı hızlı karıştıracağım. Kaynamaya başlayınca pirinci ekleyeceğim. Kaynayana kadar da orta ateşte karıştıracağım sürekli. Kaynamaya başladı. Üzdürdüm. Haşladığım pirinci ilave ediyorum. Pirinçleri ilave ettikten sonra çok fazla değil, kaynamaya başlayınca bir iki pul kurutlaması yeterli. Yani ortalama bir dakikada kaynatırsanız tamamdır. Tamamdır artık. Altını kapatıyorum. Tepsinin içerisine 5 tane, tam 5 tane alıyor bu yaptığım ölçü. Yani 1 litre sütle 5 tane. Verdiğim ölçüleri 2 kata çıkarırsanız 10 tane çıkar. Fırına dayanıklı kaplara eşit bir şekilde dolduruyorum. Şöyle birkaç kere karıştırıyorum. Pirinçler dibinde kaldıysa karışsın diye. Eşit bir şekilde dolduruyorum. Eğer kenarlarına değdiyse benim gibi, şöyle birazcık değdi, onları sileceğim. Sonrasında yanık yanık oluyor kenarlarında, kötü bir görüntü olmaması için. Dibine su koyacağım. Su koymayı unutmayın. Yarıya kadar su doldurun. Yoksa bu sefer taşıyor ve bütün fırının içi, kaseler ve tepsi batıyor. Eğer su ilave ederseniz bu olmayacaktır. Yarıya kadar doldurdu. 220 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. En büyük püf noktalarından bir tanesi de fırınınızın en üst rafına koymanız önemli, üzerinin kızarması için. Ben de şimdi götüreceğim, üzeri kızarana kadar pişiriyorum.
fırından çıkardım. Çıkaralı tam yarım saat oldu. Soğudu birazcık. Aslında biraz daha dolapta beklemesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi üzerleri çok güzel kızardı. Görüntüsü harika bir sütlaç oldu. Kıvamını da sizlere göstereceğim. Ama sizler dolapta biraz daha dinlendirmeye özen gösterin. Ben sadece yarım saat, bir saat arası bekletebildim. Üzerine birazcık fındık taneleri ve fıstık tozu ile süsleyeceğim. Üzerini kızartma aşaması tamamen kendi sevdiğiniz gibi kızartabilirsiniz. Fazla tutarsanız kızarır, daha fazla kızarır. Daha az tutarsanız daha az kızarır. Bir 15 dakikada bu kıvama geliyor. Bir tanesini alıp kıvamını göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir kıvamı oldu. Çok sulu da değil. Çok katı da değil. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibe alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.